ömrümün çınarısın, gözlerimin ilk yaşısın, gönlümün paşasısın. Sen benim ilk göz ağrımsın, ömrümün çınarısın, gözlerimin ilk yaşısın, gönlümün paşasısın. Annesinin oğlusu, annesinin biricik kuzusu, cennetimin kokusu, mutluluğun tablosu. Annesinin oğlusu, annesinin biricik kuzusu, cennetimin kokusu, mutluluğun tablosu. Kalbimin atışısın, sen benim ilk göz ağrımsın, hayatın anlamısın, mutluluğun gözyaşlarısın, kalbimin atışısın. Annesinin oğlusu, annesinin biricik kuzusu, cennetimin kokusu, mutluluğun tablosu. Annesinin oğlusu, annesinin biricik kuzusu, cennetimin kokusu, mutluluğun tablosu. Annesinin oğlusu, annesinin biricik kuzusu, cennetimin kokusu, mutluluğun tablosu. Eski tadım yok artık, durgunum duruldum. Belli etmedim ama incindim, kırıldım. Hep içime atmaktan inan ki yoruldum. Ne haldeyim farkında mısın?
benim aslan onurla. Dünya bir yana, benim oğlum bir yana, her şey feda olsun benim aslan oğluma. Emiyeli kalite kendisi marka, düşmanları eder asla. Yaşaması güzel, hayatı özel, onun her şeyi bir başka. Opsi ograni, opsi tarikati, duşmanya nekate varyonu sutani. Opsi dalanti, opsi marka, lesko kere baro, kendisi laço. Dünya bir yana, benim oğlum bir yana, her şey feda olsun benim aslan oğluma. Emiyeli kalite kendisi marka, düşmanları eder asla. Yaşaması güzel, hayatı özel, onun her şeyi bir başka. Opsi ograni, opsi tarikati, duşmanya nekate varyonu sutani. Opsi dalanti, opsi marka, lesko kere baro, kendisi laço. Yakışır ona.
var babasına, büyümüş var anasına, sünnet oluyor babasına. Benim oğlum biricik oğlum, benim oğlum paşa paşa oğlum, büyümüş bak anasına, sünnet oluyor babasına. Benim oğlum biricik oğlum, benim oğlum güzel oğlum, büyümüş bak anasına, sünnet oluyor babasına. Açmalı. Bırak artsın, ben merak ettim.
Takımın çocuk olası.
geldiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Aa, yaman edin. Kadir Bey. Oynayacak. Çıkmayacak mı? Gidelim bari. Nasıl çocuk? Tak şişesi. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi benim aklımda üç. Saat üçte mi? İkide mi? Yok bir şey. Geçebilirsiniz.
Güzel günler görmesini temenni ederken bakıyor. En sevdiği evladım
Ramazan Şerif ayının ilk günü. Ne yapacağız bugün? İstiğfar-ı Şerif getireceğiz. Rabbim bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızın inşallah buradan affı mağfiret etmiş olarak ayrılmayı nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif ayı gelir dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ki onu değerlendirmez ise bunu sürtürsün diyor. Ramazan-ı Şerif ayında inşallah oruçlarımızı tutmaya çalışalım. Sağlık olan herkese Allah-u Teala Bakara suresi 185. ayet-i kerimede bütün insanlara, iman eden bütün insanlara oruç tutmasını farz kılmıştır kardeşlerim. Bahaneler yok. Ayet-i kerimenin devamında da şöyle söylüyor Allah-u Teala. Hasta ve yolcular hariçler Kur'an-ı Kerim'de. Sağlıklı insanların muhakkak oruç tutması lazımdır. Bu Allah'ın bize bir emridir. Ki biliyorsunuz hepimiz ölüme adayız. Ölmeyecek dünyada hiçbir şey yoktur. Allah-u Teala ne diyor? Küllü nefsün zâikatül mevt. Her nefes ölümü tadacaktır. Çiçekler, ağaçlar, yaprakları bile biliyorsunuz. O canlı yapraklar bile ne yapıyor? Soluyor. Aslında bize anlatıyor değil mi? İlkbahar geliyor, ağaçta o yapraklar böyle filizleniyor, sonrasında onlar büyüyor, bize meyveler, çiçekler veriyor ama bakıyoruz ki sonbahar geliyor, soluyor. İnsan da öyle işte. Anne rahminden dünyaya geliyor, aynı ağaçta işlenen çiçekler gibi gözükler, şu anda küçük küçük tomurcuk almış durumda bazı ağaçlar değil mi? Çocukluk da öyle, sonrasında meyve veriyor, sonrasında o meyveleri topladıktan sonra ağaçlar yaprakları dökülmeye başlıyor. Burada yaşlılığı anlatıyor aslında. Onun için de ölmeden önce niçin yaratıldık kaygısını Rabbim kalplerimize yerleştirsin. Ramazan-ı Şerif ayı geldi kapımıza. Onu da güzel bir misafir olarak evlerimize alalım. Misafir. Ayların sultanıdır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Camilere gidelim, namaz kılalım. Burada iftarlar da veriliyor. Beraber hepimizi buralara bugün geldiniz. Başka günlerde de buluşmayı nasip ve müyesir eylesin. Niyetlerimizi hepimiz alalım inşallah. Tertemiz, kalbimizden, dilimizden, gözümüzden, yaptığımız hatalarımızdan buradan çıkmak istiyorsak Rabbimizden af isteyerek, gönülden af isteyerekten ayrılmayı nasip eylesin Rabbim. Ellerimizi açalım inşallah, dualarımızı, niyetlerimizi yapalım. Ben kelime-i şehadet getirirken sizlerden ricam benim arkamdan kelime-i şehadet getirmeniz kardeşler, rica ediyorum. Çünkü kalplerimizden o şehadeti getirirsek imanımız tazelenmiş olacak. Evet. Diyelim cemî günahlarımıza tövbe estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-Azîm, El-Kerîm, El-Rahîm, El-Lezî lâ ilâhe illâhû. El-Hayyel gayyûn ve etûbi ileyh. Tövbeten abdin zalimin li nefsihi lâ yemlik li nefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nuşûran. Ve nes'elü tövbete ve mağfirete ve hidayete lena innehu ve tevvâbir rahîm. Lena innehu ve tevvâbir rahîm. Tövbe ya Rabbim, tövbe ya Rabbim, tövbe ya Rabbim. Eğer bizim elimizden, dilimizden ve cem'i cemai azalarımızdan bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz kelime-i küfür, şirk, isyan, her ne yönde elimiz ile, gözümüz ile, kulağımız ile, ağzımızdan konuştuğumuz kötü sözler ile her ne yönde hata yaptıysak, Rabbim senin istemediğin bütün günahlarımıza pişman olduk, yapmamaya azmi, cezmi kasteyledik. Peygamberlerin evveli Adem aleyhisselam, ahir iki cihan serveri, gözümüzün nuru Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve her ikisinin arasında ne kadar peygamberler gelip geçtiyse hepsine inandık ve iman ettik. Dilimiz ile ikrar, kalbimiz ile tasdik ettik. İmanımız şudur ki, âmentü billâh ve bimâ câe min indillâh. Âmentü Resûlullah, âmentü bimâ câe min indi Resûlullah. Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teâlâ. Beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe
Ölmeden önce bize verilen ruhumuzu, emaneti Azrail aleyhisselam almaya geldi o vakit. Kelime-i şehadet ile ruhlarımızı Rabbimize bu emaneti teslim edebilmek için gönülden bir dahi beraber eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Öldükten sonra kabre konulduğumuz zaman hünkâr nekir melekleri bu hayatımızda yaptığımız hayatımızı olan şeylerimizi sorguya çektikleri o vakit Rabbimize hesabımızı kolay verebilmek için gönülden bir dahi aşk ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme inni uridu en ceddeden imanen tecdiden ve nikaha tecdiden bi kavli La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allahümme inni uridu en ceddede imanen tecdiden ve nikaha tecdiden bi kavli La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allahümme inni uridu en ceddede imanen tecdiden ve nikaha tecdiden bi kavli La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Sadıkul ve adül emin La havle ve la kuvvete illa billahil aleyyül azim. Tövbelerimizin kabulü için bilhassa Rabbim senin rızan için anıl evladımızın da ruhaniyeti için El-Fatiha sıra. Amin. Allahümme bilhaqq emdennehu ve bilhaqq nezer. Allahümme azim rahmeti fi ve cahidu nuran li besari ve şifâ'i li sabri. Allahümme zeyyin bihi lisani ve cemmil bihi vecdi ve kavvi bihi cesedi ve erzukni tilavetehu ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا İlla rahmeten
Thank you.
فَهُوَ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ Ela
Subhana rabbika rabbil izzati
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezzi hedana lihana lema kunna linehtediye levla en hedanallah. Laqad ca'at rusul rabbina bil haq. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefi'ul nubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurratu a'yunina Muhammed. Qala rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uhdetem min lisani yefkahu kavli. Ve üfebbizu emri ilallah. İnna allaha basirun bil ibad. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim. Ham alemlerin tek Rabbi olan yüceler yücesi Rabbimize selatü selam, sen olmasaydın Habibim ben bu alemleri yaratmazdım dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, pak, latif ruhu şeriflerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, inayeti koruması da bütün yeryüzünde iman etmiş kalpleri Allah aşkıyla çarpan bütün Müslüman kardeşlerimizin ve buraya Allah rızası için gelen bütün kardeşlerimizin de ruhu şeriflerine olsun inşallah. Ben söyleyeceğim ama haberim var. Evet değerli cemaatimiz, Allah-u Teala ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor, şöyle niyaz ediyor. İman ettik demenizle imtihana tabi olmadan bırakılacağınızı mı zannettiniz diye buyuruyor Allah-u Teala ayet-i kerimelerinde. Bizler elhamdülillah iman ettik diyoruz. Kalplerimiz Allah diyor. Ama yaptıklarımız Allah'ın rızası dışında ise o zaman o sevgiden hiçbir şey kanıtlamış olmayız. Çünkü iman eden, bizi yarattı, bizi yaratan bir Rabbimiz var diyen herkes ne yapması gerekir? Allah Teala'nın emir ve yasaklarına uyması gerekir. Şu dünyada bile trafikte giderken arkamızdan biz bir kere yaşamıştık. Bir anda bir sinyal geldi ve sivil polis ne yaptı? Üzerine bir anda ışık koydu, mavi bir ışık. Hata yaptık diye bizi durdurdu eşimle beni. O zaman bu dünyadayken bile trafik devletin koyduğu trafik kurallarında bile bir eksiklik yaparsak ne oluyor? Bizi bu devletin polisi bizi ne yapıyor? Durduruyor ve para cezası kesiyor değil mi? Veyahut da ki çok ağır olursa, çok hız sınırlarını aşağı isek ehliyetimizi elimizden alma yeteneğine sahipler. Çünkü biz asla ve katla karşı çıkamıyoruz. Hadi be diyemiyoruz. Çünkü diyor ki radar cezam var veya da diyor ki sen şurada çocuğunu kemerine bağlamadın, eşin bundan ceza yemişti. O zaman bu dünyadaki insanların bile verdiği devletin kanununa karşı çıkamıyorsak, boynumuzu büküyorsak peki Allah'ın verdiği emirler ve yasakları ne yapmamız gerekiyor? Bir akıllı Müslüman şunu bilmesi lazım. Bu dünyaya ben niçin yaratıldım? Sadece dünyaya geldim, çocuk oldum, evleneceğim, anne olacağım, sonra öleceğim mi düşünüyor? Yoksa burada ben imtihandayım, beni kim yarattı? Neden yaratılış gayem ne deyip de düşünüp de aklını, imanını ahiret için kullanıyor? Bunu sorguya suali çekmemiz lazım. Ama nice kardeşlerimiz var ki, değerli kardeşlerim, değerli abadım, sizler müstesna, sadece dünya hayatı için çalışıyorlar. Hepimizin de aslında gönlünde, beyninde, bedeninde çok yorgunluklar var değil mi? Dünya hayatı ve dünya meşakkati aslında hepimizin gönlünü yordu. Bugün Allah razı olsun kardeşimiz bize anıl evladımızın güzel bir günü için topladı. Çok güzel bir gün çünkü 9 ay karnında taşıdı. Onu nice günler, uykusuz gecelerle birlikte büyüttü, bugüne kadar getirdi. Annelik hakkı çok yüksektir değerli babalarım, kardeşlerim. Bakınız burada size çok güzel bir şey anlatayım. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşamış çok büyük bir sahabedir. Bakın
gün Ebu Hureyre radıyallahu anh Zülhuleyfe ile adında bir arkadaşıyla oturuyor ve annesi bir evde, kendisi de başka bir evde ikamet ederdi. Evinden çıkıp gideceği zaman annesinin kapısına durup şöyle seslenirdi. Ne yaparmış? Annesi başka bir evde, kendisi de başka bir evde oturmuş ama geçerken şöyle seslenirmiş annesine. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun ey anneciğim. Annesi Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin de üzerine olsun yavrum dermiş. Karşılığını verince de Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiş bakınız. Beni küçükken şefkatle büyütüp yetiştirdiğin gibi Allah da sana merhamet eylesin. Annesi de böyle dua edermiş. Bizler de annelerimize böyle dua edelim. Annelerimizin de bizim üzerinde çok çok emeği var değil mi? İnsan ne zaman anlayabiliyor musunuz? Anneliği de kendi anne olacağım diye. Ne zaman anne oldu? Aa, annem de beni ne şefkatlerle büyütmüş diye o zaman o yüreğinde o sıkılar oluyor ve şunu anlıyor. Anne olduğu zaman annelik duygusu o kadar çok yüksek bir duygu ki ben hastalanayım, ben yiyip içmeyeyim, evladım her şey olsun, ben o hastalığı da ben alayım. Yeter ki o iyi olsun diye bir tek duygu nedir? Annelik duygusudur. Burada annelana güzel ablalarım da var karşımda duruyorlar. Ve bakınız, bana yaşlılığında iyilik ve ihsanla bulunduğu gibi Allah da sana merhamet eylesin. Annesi ona öyle dua edermiş bakınız. Annesi nasıl dua edermiş? Ben yaşlılığımda evladım Ebu Hureyre radıyallahu anh'a şöyle dua edermiş. Ben yaşlandım. Benim yaşlılığımda sen bana iyilikte bulunduğu gibi Allah da sana iyilikte bulunsun. Hayırla mükafatlandırsın. Allah sende razı olsun demiş. İşte bir annenin duasına girebilmek. Bakınız annenin bir duasına girebilmek. Ebu Hureyre radıyallahu anh evine döndüğü zaman aynı şeyleri yapardı. Ya Resulallah, yaşlı adamı elime getirip içiririm. Bakınız dikkatli dinleyelim inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelir. Şöyle demiş. Ya Resulallah, yaşlı adama elimle gelirim, içiririm, abdestini aldırır, sırtında taşırım. Hakkın ödemiş olur muyum? Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz aslında soruyor. Ya Resulallah, annemi elimle yediririm, içiririm, sırtında taşırım, onun sırtında taşırım, abdestini alırım. Onun benim üzerimdeki hakları ben ödemiş olamayayım. Bakınız, ben çok hak var ya annem. Efendimiz aslında ne diyor biliyor musunuz? Hayır, %1'i ödemiş olamazsın. Hayır, %1'i dahi annenin hakkını ödemiş olamazsın. Bakınız. Yaşaman için hizmet ediyordu. Sen ise ölümünü bekleyerek hizmet ediyorsun. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar manalı. Ancak Allah-u Teala bu az iyiliğine karşılık sana çok sevap verir derdi. Burada şunu anlamamız gerekir ki yani ne diyor? O senin yaşaman için sana hizmet ediyor. Öyle değil mi? Anneler gece uykusuz kalır. Geçen değerli kardeşim 8 yaşında bir kız çocuğumuz vefat etti. Ben o kadar çok yani etkilendim, o kadar çok etkilendim ki namazda bile aklıma geldi. O anne 18 yaşına kadar gece uykusuz, gündüz ne yaptı? Altını aldı, iyi gününde, kötü gününde. Ama ne oldu? Allah-u Teala o sevdiği evladını elinden aldı. Hepimiz birbirimizden ayrılacağız. O zaman bizler de annelerimize, babalarımıza, kardeşlerimize, herkese iyi davranalım. Şunu bilelim, biz bu dünyada imtihandayız. İmtihandayız. Biz iyiliğe iyilik yapanlar çok güzel ama kötülüğe iyilik yapmak çok çok zordur değil mi? Biliyorsunuz ki şunu da anlatayım inşallah. Musa Aleyhisselam'ı bilirsiniz. Tevrat indirilmiştir. Musa Peygamber'i çok duymuşsunuzdur. Firavun'un döneminde yaşamış. Çok çok İsrail'den bilirsiniz. Musa Aleyhisselam'ı şey yaparlar. Musa Aleyhisselam Allah-u Teala oldu. İbadetleri yoktu, bir şey yoktu, fazla bir şeyini görmedi. Annesinin rızasını aldı. Anne rızası. Onun için de inşallah bunları niye anlatıyorum? Kardeşinizi emeklerle alıp evladımızı büyüttü. İnşallah o emeklerle büyütmek bir özelliği. Kolay mı o organizasyonu bu şeyi yapmak? Evladı da inşallah onun zor günlerinde, yaşlılık döneminde onu hayırlı olsun. Öyle güzel evlatlar yetiştirelim ki şöyle düşünsün. Annem beni ne kadar meşakkatlerle büyüttü. Ben de onun zor gününde, yaşlılık döneminde yanında olayım desin. Ama nice evlatlar yetiştirdik ablalarım. Ben çok üzülüyorum. Yaşlılık evine atanlar. O kadar yalnızlık huzur evlerinde yaşayanlar var ki ben
sohbetler ettiğinden dolayı insanların son anlarına çok şahit olmuş insan. Beş evladını büyüttü teyzemiz ama ölüm anı o kadar zordu ki temizlik yaparak geçirmiş, peynir fabrikalarında çalışmış olan teyzemiz beş çocuğundan fayda görmemekten ruhunu teslim eyledi. O zaman şunu bilelim, bizler nasıl bir evladız, anne duası aldık mı? Veyahut da şöyle düşünelim, nasıl anneyiz? Değil mi? Annelik şöyle bir şey, onu dünyalık için yediriyoruz, içiyoruz, sağlıklı büyüsün diyoruz ama ahiret, Allah'ı ne kadar anlatıyoruz. Dün markete girmiştim, inanın çok etkilendim, bilmiyorum. Hafize'de bir kızımızla tanıştım, bilmiyorum da tanıdık var mı bilmiyorum. Dedi ki, ben de Bulgaristan'dan geldim, abla daha 13 yaşlarında. Abla dedi, bu başörtüyü nereden aldın? Bakınız, o kadar çok hoşuma gitti, daha 13 yaşlarında kızımız. Dedim ki, biz bunu Türkiye'den alıyoruz kızım, sen de mi istiyorsun? Dedi, evet, ben mavisini istiyorum, biliyor musun abla dedi. Ben Bulgaristan'dan yeni geldim, bayramda da camiye geleceğim, biliyor musun abla dedi. O kadar çok mutlu oldum ki. Ona demek ki ailesi, bakınız, bu anne baba, o cami aşkını, bayramda camiye gidilmesi sevgisini aşılamış. Başörtü istiyorum, camiye geleceğim diyor. İşte bizler de anne olaraktan sadece final verdiğine okula getirelim, çok meslek sahibi olsunlar diye yetiştiriyoruz. Ama acaba öldükten sonra cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek, yoksa mahşer günü annem babam bana öğretmedi ya Rabbi. Ben Kur'an'ı öğrenemedim, camiye gidemedim, Allah'ımı anlatmadım, kitabımı anlatmadım diye nasip eyledim. Bizler de en azından saygılı davranmaya çalışalım inşallah. Ben Selavat-ı Şerife'ye getireyim, sizler de şey yapın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil emmiyyem ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli kullarım bana el açıp dua ederlerse ben o el
olsun. Bizler de ellerimizi açtık semaya, boynumuzu büktük sen, oğullar ulusu yüce Mevlamıza. Bizlerin de dualarını kabul eyle ya ilahe alemin. Ya ilahe alemin, okumuş olan Yasin-i Şerif, Mülk Suresi, Nebe Suresi ve diğer sureleri dergâh-ı izzetinde kabul ve müyesser eyle. Onlardan olan hâs-ı sevabı peygamberlerin evveli Adem aleyhisselam, ahir iki cihan serveri, gözümüzün nuru peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve her ikisinin arasında ne kadar peygamberler gelip geçtiyse hepsinin de ruhlarına ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin değerli ailesine, sahabiler, şehitler, şühedalar, alimler, evliyalar, enbiyalar, kabirlerinde unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bana da bir Fatiha yok mu diye bekleşen bütün Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına. Thank you.
Cenan'la beraber gelip toplarız. Cenan'la beraber. Benim de sen.